Merhabalar, ben Taner. Umarım afiyettesinizdir. Bugün İsa'nın tanısallaştırılma aşamaları hakkında ortaya attığım teorimin, yani evanjellerdeki evrim teorisinin ikinci kısmını ele alacağız. Hatırlarsanız geçen videoda bunun ilk kısmından bahsetmiştik. Konu olarak da acaba evanjellerde hangi pasajlar İsa'nın Rab olması, Tanrı olması hususunda bilgi veriyor. Bunu incelemiştik konu başlıkları olarak. Bu konu başlıklarından ilki İsa'nın alemlerin efendisi olma konusuydu. Acaba gerçekten de İsa alemlerin efendisi mi, yoksa bu evanjeller arasında bir tekamül oldu mu, bir mükemmelleşme oldu mu, bir evrim söz konusu oldu mu? Bugün hep beraber bunu inceleyeceğiz. Evet. Şimdi ben bu incelemeye başladığımda hatırlarsanız bir videoda evanjellerde ilk Matta'yı okuduktan sonra Markos'a geçtiğimde birden farkına varmıştım ve Markos evanjelinde İsa'ya atfen, öğretmenim denildiği yerde Matta'da aynı pasaj efendim veya Rabbim olarak çevrilmişti. Şimdi bu çok önemli bir mevzu. Sadece bir kere tekrarlanmayan bir şey. Bu bir kapı açmıştı ve bundan sonra benim çalışmamda yaptığım ilk olay Markos evanjelindeki bütün efendi kelimelerini saydım. Ondan sonra Matta evanjelindekileri saydım. Luka evanjelindekileri saydım. Bunlar sinoptik evanjeller ve şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza. Markos'ta efendi kelimesi 18 kere geçiyor. Matta'da 77 kere geçiyor. İnanılmaz bir fark var bu iki evanjel arasında. Efendi kelimesi, efendi veya Rab. Şimdiki siz Türkçe tercümelerde bazen efendi göreceksiniz, bazen Rab göreceksiniz. Bu kurye kelimesi Yunanca'da çeviren müfessirler kendi isteklerine göre İsa'ya atfedildiğinde Rab olarak kullanırlar. Başka bir insana atfedildiğinde efendi olarak kullanırlar. Bu tamamen subjektif bir şey. Aslında kullanılan kelime aynıdır. Bu da günümüzdeki manipülasyon, yani bu kelime üzerinde yapılan, günümüzde yapılan manipülasyonu ifade ediyor. Ama orijinal Greek, yani Yunanca'ya baktığımızda bu kelimelerin toplam adedi Markus'ta 18, Matta'da 77 ve Luka'da 92 kere. Bunun yanında İsa'ya direkt olarak atfedilen efendi kelimeleri var. Bunlar da Markus'ta 6, Matta'da 34, Luka'da 49 kere geçiyor. Bu aradaki fark çok büyük. Şimdi bunlardan birkaç tane kıyaslama yapacağım. Vaktimiz kısa olduğu için kısa kısa geçeceğim bunları. Daha detaylı incelemek isteyenler Evanjellerdeki Evrim Teorisi adlı kitabıma başvurabilirler. Evet, Markos'ta 6, Matta'da 34, Luka'da 49. Yani Matta'da İsa Mesih için kullanılan efendi veya Rab kelimesi, çünkü aynı Rab kullanılıyor. Türkçedekilerde Rab kullanılıyor ama İngilizcedekilerde direkt Lord kullanılıyor. İsa'nın dışındakiler için de Lord kullanılıyor. Yani İngilizce okuyan birisi, okuyan direkt zaten subjektif olarak kimin Lord olduğunu kendisi karar veriyor dini inancına göre. Fakat Türkçede ne yazık ki böyle bir şey olmuyor. Türkçede çevirmen direkt Rab koyuyor. Evet, Matta'daki kullanım İsa Mesih için 34, yani neredeyse Markus'takinin 6 katı. Ve Luka'daki kullanılan 49, yani 8 katı. 8 katından bile bir tane fazla. Evet, şimdi bir bakalım. Bu efendi kelimesi acaba eski ahitte hiç kullanılmış mı? Ve de yeni ahitten de bir örnek vereceğim. Hiç kullanılmış mı acaba gerçekten? Birisi birisine efendi deyince acaba o kainatın efendisi mi oluyor? Bir göz atalım. Eski ahitin ilk kitabından, yeni ahitin son kitabından örnek vereceğim ki bu şekilde tarih içerisinde, yani o işte geçen yüzyıllar boyunca bu efendi kelimesinin çift kullanımının, yani bunun mümkün olduğunu görmek için en baştaki kitaptan en sondaki kitaptan örnek vereceğim. Bu iki kitap arasında. Evet, Tekvin kitabı 23:14-15. Efron İbrahim'e cevap verdi. Efendim,
Beni dinle. Bu arazinin bedeli 400 gümüştür. Evet, efendim. Kurye, efendim. Bu arazinin bedeli 400 gümüştür. Yuhanna kitabına gidelim. Yeni Ahit'in son kitabı. Yuhanna 12-21. Burada şöyle diyor. Bunlar Celile'nin Betsaida kentinden olan Filipus'a gelerek, Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Evet, Efendimiz, İsa'yı görmek istiyoruz diye rica ettiler. Demek ki burada bir saygı ifadesi var. Kurye kelimesi. Yine aynı şekilde çevirmen bunu burada Efendimiz olarak çevirmiş. Halbuki burada İsa Mesih'i kastetseydi, aynı kelime kullanılsa bile bunu Rab olarak çevirecekti. Bu da ayrı bir mesele. Fakat sonuç olarak şurada gördüğümüz kadarıyla Efendi kelimesi eski ahitte de yeni ahitte de İsa'dan başka kişiler için de kullanılıyor. Rab yani Rab Yahova Tanrı'dan başka kişiler için de kullanılıyor. Evet. Şimdi Matta ve Luka'nın evrimi. Şimdi göreceğiz. Bakalım bu evrim nasıl gerçekleşmiş. Birkaç tane örnek vereceğim demiştim. Markus 10:51. Ey muallim, ey öğretmenim veya ey mürşit. Bugünkü evanjel tercümelerinde buraya direkt ey Rabbuni kelimesini kullanıyorlar. Rabbuni İbranice'de öğretmenim demek, muallim demek, mürşit demek, öğreten insan demek. Rabbuni kelimesi Rab değil. Çok büyük fark var arada. Yani bu kelimenin kullanılmaması daha iyi olurdu. Çünkü zaten bu kelime kullanılınca bu kelimenin anlamını bilmeyenler sanki İsa'yı direkt Rab olarak kabul ediyorlar. Bu da bir kelime üzerinde yapılan bir manipülasyon. Bu kritik kelimeleri kullanırken biraz daha dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim. Evet, ey muallim gözlerim görsün. Burada kör ama bir insan var. İsa Mesih'e ey muallim gözlerim görsün diyor. Yani mucize göster çünkü onun öyle bir bahsedilen bir mucizesi var. Fakat aynı pasaj, aynı olay, aynı hadise Matta 20:33 ve Luka 18:41'de şu şekilde tercüme edilmiş, şu şekilde anlatılmış. Biliyorsunuz Matta Markos'tan 10 sene sonra yazılmıştır. Luka da Markos'tan 20 sene sonra yazılmıştır. Yani büyük fark var bu. Evet, onlar da ey Efendimiz gözlerimiz açılsın dediler. Evet, ben bunu efendi olarak çevirdim. Subjektifliği kullanmıyorum. Halbuki Türkçe evanjellerde herhangi bir kilisenin basmış olduğu bir evanjelde bu ey Rabbimiz olarak çevrilir. Yanlış. Ey Efendimiz gözlerimiz açılsın dediler. Şimdi görüyorsunuz muallim Markos'taydı öğretmenim. Matta'ya geldiğinde nasıl Efendimiz oldu? Veya nasıl Rabbimiz oldu? Az önceki farkı söylemiştim. Markos'ta kullanılan yani 6, Matta'da 34. Nasıl arttığını siz tahmin edin. Yani bu öğretmenim kelimelerinin efendi olması, İsa'ya efendilik atfedilmesi olayının farkını siz kendiniz görün. Bu bir örnek sadece. Evet, muallim efendi olmuş. Başka bir örnek verelim. Talebeler onu uyandırıp, öğretmenimiz öleceğiz farkında değil misin dediler. Bu da kayıkta İsa Mesih kayıkta talebeleriyle beraber giderken birden fırtına kopuyor. Alabora olma tehlikesi var. Öğrencileri, talebeleri İsa Mesih'i kaldırıyorlar, uyandırıyorlar. Öğretmenimiz öleceğiz farkında değil misin diye onu ikaz ediyorlar. Matta'ya geçtiğimizde aynı pasaj 8:25'te talebeler gidip onu uyandırarak ey Efendimiz kurtar bizi, yoksa öleceğiz dediler. Evet, ey Efendimiz, kurtar bizi, yoksa öleceğiz. Tekrar görüyorsunuz, öğretmenimiz Matta'ya geçtiğinde Efendimiz olmuş. Veya başka bir tercümeyle Rabbimiz olmuş. Yani öğretmenden Rabliye. Bir evolüsyon, bir evrim var burada. İsa'nın evrimi. Açık bir şekilde görülüyor burada. Başka çok ilginç sıkıntılar da var bu iki pasaj arasında. Dikkatinizi çekerim. Markos'ta anlatıldığı kadarıyla
İsa Mesih kayıkta uyurken farkına varmıyor. Alabora olacaklar. Talebeleri onu gelip ikaz ediyorlar. Farkında değil misin diyorlar. Öleceğiz gideceğiz. Sen ne yapıyorsun? Uyan lütfen. Çünkü o bir mucize gösterebilir. O bir peygamber. Onu ikaz ediyorlar. Fakat Matta'daki hitaba bakın. Talebeleri nasıl hitap ediyorlar Rablerine. Ey Efendimiz kurtar bizi. Yoksa öleceğiz dediler. Sanki ona dua ediyorlar. Yani burada da bir evrim var. Çok ilginç değil mi? İlkinde farkında değil misin diyor. Çünkü bir Rab nasıl farkında olmayabilir bir şeyin? Rab, ilah olmuş bir insan bir şeyin böyle bir alabor olacaklar. Farkında değil misin diyorlar. Aldırmıyor musun? Görmüyor musun olan biteni görmüyor musun? Öteki de ey Rabbimiz kurtar bizi öleceğiz. Ap açık bir evolüsyon, ap açık bir evrim. Normal bir insanken Markos'ta 10 sene sonra yazılan evangelde Matta'nın teolojik ajandasına uydurularak bir insanın yavaş yavaş hatta hızlı hızlı diyelim ilahi bir seviyeye doğru çıkartılma aşamaları. Evet. Bir örnek daha verelim. Matta ile Luka arasındaki bir örnek. O sırada dil bilginlerinden biri ona yaklaşıp öğretmenim dedi. Nereye gidersem senin ardından geleceğim. Aynı pasaj Luka 9:57'de de geçiyor. Bu sefer Luka ile Matta arasında. Çünkü her bir evangelist bir öncekini mükemmelleştiriyor. Yani sadece Matta Markus'u mükemmelleştirmiyor. Tabi mükemmelleştirmeyi böyle tırnak içinde alıyorum. Luka da aynı şekilde Matta'yı düzeltiyor, hatalarını şey yapıyor. Bunların hepsini teker teker videolarda kısmet olursa göreceksiniz. Evet, ne demiştik? Öğretmenim dedi, nereye gidersen senin ardından geleceğim. Luka 9:57'de yolda giderken bir adam İsa'ya, nereye gidersen senin ardından geleceğim ey Efendimiz dedi. Ey Efendimiz, tekrar ediyorum ben bunu Efendimiz olarak çeviriyorum ama siz kendi evangelinizde, Türkçe evangelinizde bunu ey Rabbimiz olarak göreceksiniz. Yani çok daha felaket, çok daha büyük bir tahrifat. Evet. Devam edelim. Şimdi tamam dedik. Markos'tan Matta'ya ve Matta'dan Luka'ya inanılmaz bir şekilde 6 kat, 7 kat artışlar var. Efendi kelimesinin kullanımında İsa'ya atfedilen. Fakat bu Efendi kelimesi Markus'ta da İsa için kullanılıyor. Acaba buradaki kullanılan efendi kelimesi kainatın Rabbi, kainatın efendisi olan Yahova, Allah, Tanrı olan efendi mi? Yoksa saygıdeğer aynı Tevrat'ta da gördüğümüz işte İbrahim'e efendi dediler veya işte Yuhanna'da gördük. Filipos'a yine efendi dediler. Saygı duyulan bir kişi mi? Acaba bu mu kastediliyor bu efendi kelimesinden? Evet, Markus 2:28. Böylelikle insanoğlu Şabat'ın efendisidir. Evet, bu pasaj nerede geçiyor? Bu pasaj, şimdi şöyle diyelim, hermeneutik diye bir ilim dalı var, bilim dalı var. Bu hermeneutikin anlamı, kutsal kitaplardaki bilgilerin bazı ilim kurallarına göre araştırılıp o şekilde oradan bir sonuca varılmasıdır. Mesela çeviri kriteri vardır burada. Eğer sizin elinizdeki kitap doğru çevrilmediyse siz hermeneutik ilmini kullanarak bunun yanlış bir kitap olduğunu söylersiniz ve buradan çıkacak teolojinin de yanlış olduğunu ispatlarsınız. Bu bir. Hermeneutikin çeşitli kaideleri var ve bunlardan bir tanesi de kontekst. Kontekst. Mesela hermeneutik ilmine göre Tevrat'ın bazı kısımlarında İşte Tanrı Yahova başka tanrıların arasından sağ eliyle kuvvetle beraber onların arasından galip gelen bir tanrı olarak gösteriliyor. Şimdi siz bu konteksti anlayamadıysanız, literal olarak bir çeviri yaparsanız orada başka tanrıların olduğunu da kabul etmek zorunda kalırsınız. Monoteistik bir dini, enoteistik bir dine çevirmiş olursunuz. Halbuki burada kontekst kriterini uygulamanız gerekiyor. Hangi kontekste ele alınmış. Bunu cımbızla oradan alırsanız
olmaz. Yani bu bilimsel bir şey olmaktan çıkar. Sadece subjektif, sizin kendi isteklerinize göre, doğrultularınıza göre ürettiğiniz bir teolojiden başka daha ileriye gidemez. Evet, aynı şekilde şimdi burada Markus, insanoğlu Şabat'ın efendisidir kısmının hermenötik olarak incelediğimizde şunu göreceğiz. Şabat'ta İsa Mesih insanları iyileştiriyor. Mucizeler gerçekleştiriyor, insanları iyileştiriyor ve Şabat'ta cumartesi günü Yahudilerde çalışmak yasaktır. Bir şeyle uğraşmak yasaktır ve hemen ona itiraz ediyorlar Yahudiler. Diyor ki sen nasıl Şabat'ta çalışırsın? İsa Mesih onlara diyor ki insanoğlu Şabat'ın efendisidir. Yani çünkü Şabat'tan daha önemlidir insan sağlığı. Hatta orada bir örnek veriyor. Diyor ki siz hatırlamıyor musunuz diyor David, mabede girdiğinde orada ekmekler vardı, kutsal ekmekler vardı. Bu ekmekler sadece hahamlar için yenilebilen ekmekler. Yani hahamlar o ekmeklerin efendileri. David geliyor izinsiz bir şekilde mabede girerek yanındaki kişilerle beraber, aç olan insanlarla gidip o ekmekleri yiyor. Ve ne oluyor? David o ekmeklerin efendisi olmuş oluyor. İsa bu örneği veriyor ve sonra diyor ki, hatırlamıyor musunuz diyor Davut o mabete girip o ekmekleri yemişti. Aynı şekilde de insanoğlu Şabat'ın efendisidir. Çünkü Şabat insan için yaratılmıştır. İnsan Şabat için yaratılmamıştır. Yani günler varsa Tanrı bu günleri insanlar için yarattı. Günleri insanları günler için yaratmadı. Dolayısıyla insanoğlu Şabat'ın efendisidir diyor. Yani burada hiçbir şekilde ben işte günlerin efendisiyim, böyle bir anlam çıkmıyor buradan. Tam tersi, hatta insanoğlu kelimesini kullanıyor Markus burada. Çok ilginç. Çünkü İsa her zaman kendisinin insanoğlu olduğunu söyler. Hiçbir zaman ben Tanrıyım dememiştir. Evangellerin hiçbir tanesinde böyle ben Tanrıyım diye bir söz de yok. Ben sizi yaratan Rabbinizim, böyle bir şey kesinlikle yok. Burada da insanoğlu Şabat'ın efendisi demekle burada bu kastedilmiyor. Evet. Tekrar bir bakalım, Markus'ta İsa için atfedilen efendi kelimesine bir daha bakalım. Tabii siz burada eğer Türkçe evanjeliniz varsa veya internette bakacak olursanız ne yazık ki bu efendi kelimesini Rab olarak çevirecekler, yanlış olarak. Yine subjektifliğini kullanacaklar. Birkaç kere bunu söylüyorum size, kusura bakmayın. Bunu söylememin nedeni hatırlatıyorum. Çünkü şimdi hemen açacak olan insanlar vardı. Bak diyor, Rab diyor, sen yanlış çevirdin, öyle değil. O kelime, kurye kelimesi Filipos için yeni ahitte efendi olarak çevriliyorsa İsa Mesih'te kullanıldığı zaman da efendi olarak çevrilmesi lazım. Aynı şekilde. Yoksa insanları siz etkilemiş oluyorsunuz. Onları bir yöne doğru yöneltmiş oluyorsunuz. Bu bir misyondur. Olmaz bu. Bunu akademik olarak kesinlikle bunu kabul edemeyiz. Bu şekilde olmaması lazım. Evet. 11.3. Biri size bunu neden yapıyorsunuz derse, siz de ona efendinin ihtiyacı var, sonra geri verecek dersiniz. Bu pasaj nerede geçiyor? İsa Mesih Kudüs'e bir giriş yapacak. Ve bu girişi yapması için bir sıpaya ihtiyacı var. Neden bir sıpaya ihtiyacı var? İşte eski ahite göre Yeruşalim'in kralı Yeruşalim'e girerken bir sıpanın üzerinde girmesi gerekiyor. Ve İsa Mesih işte Kudüs'e girmeden önce etrafındaki talebelerine diyor ki bana bir tane sıpa getirin. Şurada bir sıpa var, gidin onu getirin diyor. Talebeleri gidiyorlar. Orada işte birkaç kişi var, Yahudi var. Çözüyorlar oradaki sıpayı. Hemen sahipleri diyor siz ne yapıyorsunuz diyor. Onlar da diyor ki bu sıpa bizim Efendimiz'e lazım. Onun için alıyoruz. Tamam diyor Yahudiler, o zaman alın götürün diyor. Şimdi siz acaba buradan Allah, Tanrı anlamını çıkartıyor musunuz? Veya oradaki Yahudiler buyurun sıpayı alın götürün dediklerinde gelecek olan efendinin, alemlerin efendisi, yaratıcısı Yahova olduğunu mu düşündüler? Böyle bir şey mümkün mü? Kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Yani alemlerin efendisi bir sıpanın üzerine binip yürüme olayı, bu çok yani gülünç bir olay hatta yani. Değil mi? Kesinlikle böyle. Bir de onun ihtiyacı var. Yani alemlerin Rabbinin bir sıpaya ihtiyacı var. Bu son derece komik bir şey.
Tabii şu anda ben alay etmiyorum ama yani akademik olarak ele aldığımızda bile bu anlam kesinlikle çıkartılmıyor bu efendi konusunda. Evet, bunu da geçelim. Bu da önemli. O 6 tanesinden 3'ünü bugün sadece şey yapacağım. Vaktimizin darlığından dolayı. Evet, çünkü Davut kutsal ruh tarafından Yahova efendime dedi. Sağ tarafımda otur ki bütün düşmanlarını ayaklarının altına sereyim. Evet. Burada çok önemli bir mesele var. Bu Markos Evanjeli'ndeki bu Yahova kelimesini ne yazık ki Hristiyan tercümanlar, onları o kitapları tercüme edenler Rabbim Rabbime dedi olarak çeviriyorlar. Halbuki çok yanlış bir şey bu. Yani bunu yapmak gerçekten inanılmaz bir tahrifat. Kitaplar üzerinde yapılan inanılmaz bir tahrifat. Yahova efendime dedi, sağ tarafıma otur ki bütün düşmanlarını ayaklarının altına sereyim. Böyle bir şey var. Şimdi burada Markos bu evanjeli yazarken İsa'ya atıfta bulunuyor. İşte bu David bundan bahsediyor diyor. Yani oradaki efendim oydu. Hatta çünkü David yüzyıllar önce gelmişti. Bu efendim İsa, bu sözü İsa söylüyor. Şimdi burada çok bunu bir kere İsa'nın söyleyip söylemediği malum. Bu konuyu tartışmak lazım. Öncelikle bu pasaj Mezmurlar kitabının 110. babından alınma. Ne demiştik hermeneutik kaidelerine göre? Kontekst. Konteksti incelememiz lazım. Evet, konteksti inceleyelim. Mezmurlar kitabına gidelim. Evet, incil.info diye bir site var. Aslında güzel bir site. Ama buradaki arkadaşlara ben rica ediyorum. Bu İzmir Protestan Kilisesi Derneği tarafından düzenlenmiş. Lütfen burada çok ciddi kelime değişiklikleri var. Yahova kelimesini Rab yapmak çok ciddi bir tahrifat. Lütfen yani beraber oturalım. Şunları bir daha göz önünden geçirelim. Çünkü insanları belli bir doğrultuya doğru yöneltmiş oluyorsunuz. Onların düşünmelerine engel olunmuş oluyor. Kim çevirdiyse bunu yani ve kim kontrol etmediyse lütfen buradan da bir çağrıda bulunuyorum. Çok güzel bir site. Yani hemen kitabın numarasını yazıp çok güzel bir şekilde çıkıyor. Fakat böyle bir sıkıntı var burada. Evet, Mezmurlar kitabının 108. babına geldiğimizde burada göreceğiz ki Yahova İsrail'le konuşuyor. İsrail'e hitap ediyor. Diyor ki, evet, ne diyor burada? Şöyle duplicate yapalım. Evet, Tanrı şöyle konuştu. Şekem'i sevinçle böldürecek. Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim. Gılat benimdir, Manaşe de benim, Efraim miferim, Yahuda asam. Bunların hepsi şehir isimleri, İsrail'in şehir isimleri. Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım. Filist'e zaferle haykıracağım. Kim beni surlu kente götürecek? Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek? Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık? Yardım et bize düşmana karşı. Çünkü boştur insan yardımı. Buradaki kontekst nedir? İsrail'in bir sürü düşmanları var. Düşmanlar İsrail'e saldırıyorlar. Etraftaki toplumlar müşrik, yani Yahova'ya inanmayan insanlar. Ve İsrail, burada bir yakarış var. Ey Rabbimiz, bizi bıraktın mı? Artık bizi şey yapmıyor musun? Düşmana karşı zafere ihtiyacımız var. Hatta burada şöyle diyor. Çünkü boştur insan yardımı. Boştur insan yardımı. Yani insanoğlu yardım edemez. İnsanoğlu yardım edemez. İsa Mesih kendini insanoğlu diyordu. Hatta burada diyor ki boştur insan yardımı. 108'de ve 109'da da devam ediyor. Bu alegorik şeylere devam ediyor. Sonra 110'a geliyor. 110'a geldiğinde Yahova efendime dedi. Hemen gelelim. 110'a gelelim şurada. Evet. Rab efendime. Yanlış. Rab efendime değil. Yahova efendime olacak bu. Bu yanlış çevrilmiş burada. Çünkü böyle o zaman Rab var, efendi var. Al sana işte İsa, Yahova oldu diye bir şekilde sonuç çıkıyor.
Yehova efendime, ben düşmanlarını ayakların altına serinceye dek sağımda otur diyor. Siz Tevrat'ı biliyorsanız, İsrail'in kıyametten önce bütün düşmanları eleceği ve bu muvahhid Tanrı dininin bütün dünyaya yayılacağı konusu her tarafta aşikar. Kaç kere bu tekrarlanıyor ve bunun Mesih tarafından gerçekleştirileceği de söylüyor. Şimdi birincisi, David ile David'in efendim dediği kişi, eğer siz David'in, Davut'un, o peygamberin hayatını okuyacaksanız başka hiçbir yerde İsa'ya atıfta bulunmuyor. Yani İsa'ya orada efendime deyip ona atıfta bulunması çok zor bir ihtimal. Burada bahsettiği İsrail. Davut'un efendisi İsrail. Davut bütün hayatı boyunca İsrail'e hizmet etmiştir. İsrail onun efendisi olmuştur. Tabii bu o efendisi onun Rabb'ı değil. Hizmet ettiği efendi. Ve Yahova diyor ki merak etme, Rab Yahova efendime dedi ki, İsrail ile dedi ki, merak etme, ben seni sağ tarafa oturtturacağım ve bütün düşmanlarına karşı galip geleceksin. Mezmurlar kitabını açın, 108'den itibaren bunu okuyun. Bu bir. İkincisi, çok zor bir ihtimal de olsa, yani zorlama, eğer burada bu efendim kelimesi İsa Mesih'ten bahsediyorsa, bu kesinlikle alemlerin Rabbi olan İsa Mesih kastedilmemiştir. Burada onun Mesih olma konusundan bahsedilmiştir. Çünkü Mesih bu Rabbin saltanatını yeryüzünde ilan edecek şahıstır Tevrat'a göre. Dolayısıyla o efendi o efendidir. Yani alemlerin efendisi sonucu buradan kesinlikle çıkarılmaz. Evet, Markos'taki efendi kelimelerini görmüş olduk. Önemli bir teolojik fark var burada. Yani Markos Evanjeli'ndeki diğer efendi pasajlarını da işte dediğim gibi kitaptan da görebilirsiniz. Hepsini ele alıyorum tek tek. Hiçbir şekilde Markos'ta İsa Mesih için alemlerin efendisi olmaz şeyi çıkartılmıyor. Bunlar en önemlileriydi. Bundan sonrakiler o kadar önemli olmadığı için buraya almadım. Evet, şimdi gelelim Matta Evanjeli'ne. Acaba Matta İsa Mesih'ten bahsederken, ona efendi derken, acaba Markos'taki gibi böyle bir büyük bir şahıs, önemli bir şahıs olarak mı bahsetti, ona efendi dedi? Yoksa onu alemlerin efendisi olan Tanrı mı yaptı, Yahova mı yaptı, Allah mı yaptı? Şimdi hep beraber göreceğiz bunu. 10 sene sonra yazılmıştır Matta Evanjeli, Markos Evanjeli'nden 10 sene sonra yazılmıştır. Evet, Matta 3:1-3. O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, efendinin yolunu hazırlayın. Geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor. Evet, Matta burada diyor ki, Yahya, vaftizci Yahya, İsa Mesih'ten önce gelen peygamber, İsa Mesih efendi olarak gelecek. Yahya peygamber herkese İsa Mesih'in geleceğini, yani Rabbin geleceğini haber veriyordu diyor Matta Evanjeli. Çünkü nedir? Şöyle diyor, Yeşaya kitabı 40. bab 3. pasaj. Şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın. Bozkır'da Tanrımız için düz bir yol açın. Evet, bu İncil.info'daki tercüme. Halbuki ne yazık ki bu da yanlış çevrilmiş. Yeşaya kitabının 40. babının 3. cümlesinde şu pasajı göreceğiz. Bu İbranice orijinal kitap. Evet, kul demiş mesela. Kul Arapça'da söyle demek, söylüyordu işte. Çok benziyor zaten İbranice ve Arapça. Birbirine çok yakın dinler bunlar. Evet, burada diyor ki bir ses bağırıyordu senin yüzünün önünde. Ta ki Yahova'nın, işte burada Yahova'nın yolu açılsın, düzeltilsin. Yahova'nın, yani Rab değil. Çünkü zaten Matta bütün Rab kelimelerini Yahova'ya uyarladı.
Şimdi Rab deyince insan aklına İsa da gelebiliyor. Bir de kendi kitabında örnek verirken Eski Ahit'ten örnek veriyor. Yahova'yı Rab yapıyor. Yani bu Eski Ahit'te gelecek olan Rab Yahova, Matta'da İsa olmuş oluyor direkt olarak. Bilmem anlatabildim mi? İşte ta ki Rabbimiz olan Elohim, Rabbimiz olan, Tanrımız olan Yahova gelsin. Bundan bahsediliyor burada. Şimdi aynı pasajın Markos'taki yerine bir bakalım. Matta'da bu pasajın Markos'ta da bir iz düşümü var. Yani Matta'dan 10 sene önce yazılmış bir pasaj olarak. Okuyalım hep beraber. Şimdi ben yüzünün önünde elçimi gönderiyorum. Ta ki önünde yolu hazırlasın. Çölden bir ses haykırıyor. Efendinin yolunu hazırlayın, yolunu düzeltin. Burada bir fark var. Nedir bu fark? Dikkatinizi çekerim şimdi. Çok önemli bu. Matta, Markos'taki o pasajı kendi kitabına aldığında bir değişiklik yapıyor. Çölde haykılan Efendinin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin diye sesleniyor demiş. Bu çölde haykıran kişi Matta'ya göre Yahya peygamber. İşte insanları çağırıyor gibilerden. Fakat Markos'ta şimdi ben, bu ben dediği Yahova, yüzünün önünde elçimi gönderiyorum. Ta ki önünde yolu hazırlasın. Dikkatinizi çektiyse bu kısım yok Matta'da. Peki bu kısım nereye ait? Nereden almış Markos bunu? Hemen bakalım. Bunu Markos Malaki kitabının 3. babının 1. pasajından almıştır. Malaki 3:1. İşte elçimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağa gelecek. Ve görmeyi özlediğiniz anlaşma elçisi gelecek, diyor her şeye egemen Yahova. Malaki kitabı 3:1'de bahsedilen kişi, elçi Mesih'tir burada, diyor her şeye egemen Yahova. Yahova diyor ki işte elçimi gönderiyorum ta ki önümde yolu hazırlayacak. Çünkü Yahova gelecek. Rabbin saltanatı dünyada kurulacak. Bu Tevrat'ı araştırdığınızda siz bu bilgiyi göreceksiniz. Dönelim Markos Evangeli'ne. Şimdi ben yüzünün önünde İsrail elçimi gönderiyorum ta ki önünde yolu hazırlasın. Rabbin saltanatının yolunu hazırlasın. Çölden bir ses haykırıyor. Rabbin yolunu hazırlayın, onu düzeltin. Markos'a göre, Markos'un ilk başta, en ilk kaleme alınan evanjel, Yahova'nın saltanatı gelecek ve gelen elçi İsa Mesih'tir. Bu çok önemli. Şu elçi, burada bahsedilen elçi, ta ki Yahova gelecek çünkü, Malaki kitabının 3:1'ini almış burada, Malaki 3:1. Bakınız siz de, Yahova gelecek, onun saltanatı kurulacak ve onun öncesinde bir elçi gelecek. O elçi kimdir? Yahudiliğe göre o Mesih'tir. Evet, Markos bunu kaleme alıyor. Fakat Matta 10 sene sonra yazdığında kitabını, bir de bakıyorsunuz çölde haykıran Efendinin yolunu hazırlayın. Efendi kim burada? Artık Matta belli değil Efendi. Çünkü ikinci kısmında Yeşaya kitabı 43'te şöyle haykırıyor bir ses. Çölde Yahova'nın yolunu hazırlayın, geçitte Elohim için düz bir yol açın diyor. Elohim Allah demek. Yahova Allah aynısı. Yeşaya kitabının söylediği Rab Yahova. İsa değil. Ama siz Matta'ya baktığınızda olay tamamen değişmiş. Gönderilen elçi artık İsa Mesih değil, gelecek olan Rab Yahova değil. Onun yerine gönderilen elçi vaftizci Yahya ve gelen efendi Rab İsa Mesih. İşte bu şekilde, apaçık bir şekilde bir insanın nasıl tanrılaştırdığını görüyorsunuz. İnanılmaz bir tahrifat. Gerçekten inanılmaz bir tahrifat. Bu Matta'nın bu Markos Evangeli'ndeki şu ilk kısmını silmesi ve bunun yerine sadece şunu bırakması,
Ve zaten öncesinde de gördük nasıl Matta'ya göre Efendi İsa Mesih'tir, Rab yani. İnanılmaz bir tahrifat. O gelen elçi İsa Mesih'ti. Ama Matta İsa Mesih'i Rab yaptığı için artık gelen Yahova değil, İsa Tanrısı, İsa Mesih veya Rab. Kendisi de Rab dedi zaten, kelimeleri karıştırdı. Ve ondan dolayı göreceksiniz ki Matta'da arkadaşlar Markus'un kaleme aldığı Malaki kitabının 3. babının 1. pasajı yer almamaktadır. Ve bu apaçık bir şekilde İsa Mesih'in nasıl Mesih'ken 10 sene sonra yazılan Matta Evanjeli'nde Yahova'nın ta kendisi olduğunu kanıtlar. Çok açık bir şekilde. İnanılmaz bir tahrifat bu. Yani inanılmaz bir tahrifat. Malaki kitabında veya Yeşaya 43'te gelecek olan Rab Yahova saltanatını ilan edecek dünyada. Rab, Tanrı, bütün herkes ona inanacak. Bütün düşmanlar yerle bir olacak. Markus bundan bahsediyor. Fakat Matta'ya baktığınızda gelen Yahova değil, kim gelen? İsa Efendi veya işte Rab. İşte bu şekilde insanlar İsa'yı nasıl Tanrı görüyorlar diyeceksiniz. İşte bu şekilde İsa tanrılaştırılıyor. Din araştırmaları bugünkü vardığı sonuçta şunu ifade etmekte. Bir din oluşturulabilmesi için, yeni bir din oluşturulabilmesi için siz bazı şahısları, bu şahıs insan da olabilir, hayvan da olabilir, bir figür de olabilir, bazı şahısları veya figürleri ilahlaştırmanız lazım. Ancak bu şekilde yeni kitleler elde edip onlara hükmedebilirsiniz. Hindistan'a gidin, oradaki 5000-6000 tane değişik dini araştırın. Hepsinin değişik bir ilahı vardır. Kimisi mavi yürüyen işte Hare Krishna, mavi tanrı. Yani belki geçmişte bir peygamber de olmuş olabilir bu. İşte Shiva var, Shiva tanrısı var. Başka tanrılar var, fil kafalı, işte 8-10 kollu tanrılar var. Bunların hepsi zamanla ilahlaştırılmış kişilerdir. Ve siz bu gelişimi kronolojik sıraya koyduğunuzda Markus, Matta, Luka ve Yuhanna evanjellerini İsa içinde göreceksiniz. Apaçık bir şekilde. Bu tezimi hem İngilizce yayınladım hem İspanyolca yayınladım. Yavaş yavaş yayılmaya başladı ve bu inanıyorum ki artık bu olayı bitirecek. Yani ben buna kesin garanti gözüyle bakıyorum. İnşallah tabii. Eğer ben inanıyorum Allah'a, Allah izin verirse, Tanrımız, Rabbimiz izin verirse, ki ona Tanrı da denilebilir, Yahova da denilebilir. Çünkü aynısı, benim için hepsi aynı, bir tane yaratan vardır. O izin verirse artık bu tezim ciddi olarak, yani evanjellerin nasıl tahrif edildiğini, zamanla tahrif edildiğini göstermekte. Yavaş yavaş bu artık inşallah yayılacaktır. Çünkü İngilizce olarak da artık birçok kişiye gönderildi. Şu anda yavaş yavaş yayılmaya başladı. İspanyolca da aynı şekilde. Türkiye'de de yine kendi imkanlarımla beraber video çekerek bunu yaymaya çalışıyorum. Keşke şöyle bir hep beraber oturabilsek, bir araya toplansak ve şu olayı gerçekten tekrar ele alabilsek. İnsanlar kan döküyorlar şu din şeyleri yüzünden. Halbuki hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. Bir yaratıcı varsa hepimizin yaratıcısıdır. Başka ilahlar üretilmiş sonradan. Bunu görmek lazım diye düşünüyorum. Gerçi bu kelimelerim çok şimdi akademik olmadı ama yani sonuçta akademisyen de olsa bir akademisyen illa ateist olması gerekmiyor. İnançlı bir akademisyen de olabilir. Evet, bu da benim kendi kişisel fikirlerimdi. Evet. Devam edelim bu Efendi Matta'nın Efendi olma koşuluna devam edelim. Bakalım gerçekten de İsa Mesih Efendi olan Rab mı Matta'ya göre yoksa normal bir insan mı? Tekrar Markos'ta kıyaslayacağız. Evet, Matta 22:35-37. Onlardan biri şeriat uzmanı onu tuzağa düşürme düşüncesiyle sordu. Ey öğretmen!
Şeriatın en önemli kanunu nedir? İsa cevap verdi. Efendin olan Tanrı'yı kalbinden, ruhundan ve zihninden seveceksin. Evet. Bu birazdan gözler önüne serilecek arkadaşlar. Bu evangelistin, şu Matta denilen kişinin inanılmaz tahrifatını nasıl 10 emiri yerle bir ettiğini, yani 10 emir vardır Tevrat'ta, 10 emir. Tanrı'nın, Yahova'nın Musa'ya verdiği 10 emir. Bu 10 emiri nasıl yerle bir ettiğine şimdi şahit olacaksınız. Matta'nın az önceki söylediğim kısmı Markos Evangeli'nde de geçmekte. Fakat bir farkla, bakalım neymiş o fark? Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona, yani İsa'ya, buyrukların en önemlisi hangisidir diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Efendimiz Tanrımızdır. Efendimiz birdir. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Evet. Farkı görebildiniz mi? Şimdi burada çok önemli bir mesele var. Markos'a gelip, Markos da İsa'ya bir din bilgimi geliyor, diyor ki, yani buyrukların en önemlisi hangisidir diyor. Ve İsa burada şu cevabı veriyor. Bu cevap Tesniye kısmının 6. babının 4. pasajında yer almaktadır. Ve bu 10 emirin ilk olan emridir. En büyük emirlerden bir tanesi. Dinle ey İsrail. Yahova Tanrımızdır. Yahova birdir. Yahova Tanrımızdır. Yahova birdir. Bu en önemli kanun bu. İlk. Yani Tanrı'ya şirk koşmama koşulu. Fakat az önce Matta'da ne görmüştük? Onlardan biri şeriat uzmanı İsa'yı tuzağa düşürmek amacıyla sordu. Ey öğretmen, şeriatın en önemli kanunu nedir? İsa cevap verdi. Efendin olan Tanrı'yı kalbinden, ruhundan ve zihninden seveceksin. Gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz mü? Tevrat'ın ilk emri olan Yahova Tanrımızdır. Tanrımız birdir kelimesini nasıl silmiş? Halbuki Markos'ta vardı. Ve Matta yazarken kalemini, kendi evanjelini kalemine alırken Markos'u kullandı. Aynı yapıya sahip, tamamen aynı yapıya sahip. Neden peki almadı bunu oraya? Yani Rabbe şirk koşulmaması lazım, Tanrı'nın bir olması lazım. Ama burada Matta o kadar önemli bir cevap, İsa söylemiş yani. Demiş ki orada, Tanrımız birdir, Yahova'dır. Ondan başka Tanrı yoktur diyor. Ve Matta onu siliyor. Yerine diyor ki efendin olan Tanrı'yı kalbinden, ruhundan ve zihninden seveceksin. Zaten karıştırdı efendi kelimesini. İsa ile beraber bir sürü kez karıştırdı. Matta'yı okuyan adam, efendi zaten Yahova gelmiyor aklına, direkt İsa geçiyor. He, yani Matta'ya göre İsa, senin efendin olan, Rabbin olan İsa'yı seveceksin. Yahova'yı hiç düşünmüyorsun bile. Başka ilah edinme şeyi değil. Bu olay apaçık bir şekilde, İsa'nın Matta tarafından nasıl ilahlaştırıldığı veya başka bir deyimle, biraz daha sert bir deyimle putlaştırıldığını gözler önüne sermektedir. İnanılmaz bir tahrifat bu. İnanılmaz bir tahrifat. Markos'taki İsa'nın cevabını Matta siliyor. Yahova Tanrımızdır kelimesini siliyor. Onun yerine efendin olan Tanrı'yı kalbinden, ruhundan ve zihninden seveceksin kısmını bırakarak işte size tanıtırken İsa'yı sizin Rabbiniz olarak tanıtıyor. Ve bugün siz yeni ahiti okumaya başladığınızda ilk olarak Matta Evangelini okursunuz ve kafanıza artık bu bilgi Matta tarafından sokulur. Markos'u okuduğunuzda aklınıza artık bunlar hiç gelmez bile. İşte bu nedenden dolayı. Bütün pastörleri, papazları, Hristiyan arkadaşları dostluğa
barışa davet ediyorum. Hep beraber oturalım. Bu gerçekten yani siz de bu düşünceyle doğdunuz, bunları gördünüz. Bu insanlar bu kitapları 2000 sene önce yazdılar arkadaşlar. 2000 sene önce yazdılar. Ve bugün gözler önüne çıkıyor. Çok şükür. Bugün bu tahrifat artık gözünüzün önünde aşikar. Bu yani bu gösterdiğim olay sadece bir değil. Bundan sonra ilk videoda anlattığım bütün konu başlıklarında şahit olacaksınız. Markos'tan Matta'ya geçerken İsa nasıl tanrılaştırılmış? Luka'ya geçerken nasıl tanrılaştırılmış? İnanılmaz tahrifatlar. İnanılmaz tahrifatlar var. Hep beraber oturalım. Dostluk, kardeşlik içerisinde bu pasajları hep beraber çalışalım ve siz de göreceksiniz ki şu anda ibadet edilen şahıs olan İsa tamamen Matta'nın ürettiği, Lukas'ın ürettiği yapay bir puttur. Bu kadar basit. Başka bunun bir şeyi yok ki, başka bunun tarifi yok. Evet. Son olarak Luka'yı da inceleyelim. Luka, Matta'dan 10 sene sonra yazılmıştır. Bakalım Luka bu pasajı nasıl kaleme almış? Dikkatlice inceleyin şimdi. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla gelip şöyle dedi. Öğretmenim, sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Tabii şimdi burada soruyu değiştirdi Luka. Halbuki aynı paralelden bahsediyor. Aynı olaydan bahsediyor. Fakat birazcık değiştirdi çünkü kendi teolojik düşünceleri var Luka'nın. O Markos ve Matta'daki olayı tamamen değişik olması için kelimeleri biraz değiştirdi Luka. Ama aynısından bahsettiği kesin ve garanti. Bunu kitabımda tek tek açıklıyorum nedenini. Zaten çok da açıklamaya da gerek yok, göreceksiniz. Dedi ki sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım dedi. İsa ona dedi. Kutsal yasada ne yazmıştır diye sordu. Orada ne okuyorsun? İsa diyor bu sefer. Din uzmanına, şeriat uzmanına İsa soruyor bu sefer. Ve ona şu şekilde karşılık veriyor adam. Tanrın efendini bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin. Farkına vardınız mı olayın? Markos da cevap veren İsa'ydı. Matta'da da sözde o sözleri söyleyen İsa'ydı. Luka'ya geldiğinde artık yani bizzat şeriat uzmanı bir Yahudi İsa'ya soruyor. Diyor ki ne yapmak lazım? İşte ahireti kazanmak için ne yapmak lazım? Halbuki buradaki sorusu aynı sorudur. Şeriatın en önemli kanunu nedir? Sorudur. Ama burada İsa diyor ki peki sen ne okuyorsun diyor kitapta. Bu sefer cevabı veren şeriat uzmanı. Tanrı'yı kalbinin içinden seveceksin. Yani artık Yahudi bile kabul etmiş yani İsa'nın Tanrı olduğunu. Onu kalbinden seveceğini. İnanılmaz tahrifatlar. İnanılmaz. Daha başka ne tahrifatlar var? Yuhanna kitabını daha hiç bahsetmiyorum. Onu buraya almadım çünkü sinoptik değil. Halbuki Yuhanna evanjeli, bu evanjelist kitabını yazarken kesinlikle Markus, Matta ve Luka'yı okumuş da yazmıştır. Kesinlikle ve onların üçünü de düzeltmiştir. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım her şey çok açık bir şekilde anlatabilmişimdir. Bazen dilim sürçüyor, kusura bakmayın. Akademik dilim Türkçe değil. Bir dahaki sunuma dek görüşmek üzere. Afiyette kalın.